CHP'den istifa eden Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Demokratik Sol Parti'ye geçti. Kamacı, ilçe binasında DSP rozeti takarken DSP'den Didim Belediye Başkan adaylığı içinde form doldurdu. İki dönem CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen ve 9 Şubat'ta CHP Parti Meclisi kararıyla CHP Belediye Başkan adaylığı geri çektirilen Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, CHP'den istifa edip DSP'ye geçti. Kamacı, ilçe binasında DSP rozeti takılırken DSP'den Didim Belediye Başkan adaylığı içinde form doldurdu. DSP Didim İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mümin Kamacı'yı DSP Didim İlçe Başkanı Talat Yenipınar Çiçek'le karşıladı. Kamacı'ya meclis üyeleri Ahmet Karaoğlu, Vedat Ege ve Özlem Girgin eşlik etti. Parti binasında Kamacı ve ekibini DSP Aydın İl Başkanı Cemil Köroğlu, DSP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yeter Toz ve partililer karşıladı. Katılım töreniyle ilgili ilk konuşan DSP Aydın İl Başkanı Cemil Köroğlu, "Partimize hoş geldiniz. İki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Didim'e güzel hizmetler verdiniz. İnşallah bundan sonra DSP bayrağı altında Didim için, Didim halkı için en güzel hizmetleri birlikte yapacağız," dedi. Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, kendisini iyi karşıladıkları için DSP İl Başkanı ve ilçe yönetimine teşekkür ederken, "1977 yılında CHP'ye kaydoldum. O süreç içerisinde bugüne felsefemden, ideolojimden, Atatürk ilkelerinden ödün vermedim, taviz vermedim. 22 Aralık'ta belediye başkanı olarak parti meclisi tarafından onaylandım. O tarihten 9 Şubat'a kadar seçim çalışmalarını sürdürdük. 9 Şubat'ta ani bir kararla adaylıktan geri çekildik. Hala bize tebliğ de gelmedi. Burada bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyet benim değil, burada çalışan insanların mağduriyetidir. İnsanlar emek verdiler, parti için çalıştılar. Bu da affedilecek bir durum değildir," dedi. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mümin Kamacı adaylık formunu imzalayarak 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde DSP'nin Didim Belediye Başkanı adayı oldu. Kamacı ile birlikte 9 Şubat depreminin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklayan Ahmet Karaoğlu ve Vedat Ege'nin de DSP'ye geçtiği öğrenildi. 9 Şubat'ta Mümin Kamacı'nın CHP'den adaylığının iptal edilmesiyle başlayan istifa sürecinin ardından zaman içinde DSP'ye geçişler olması bekleniyor.